Bundan sonra İsa, Celil'e Tiberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. "Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa, onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tiberiye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefarnahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir."
Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Bunun üzerine, görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor? İsa, aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip, kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefarnahum'da havrada öğretirken söyledi. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin. Kim kabul edebilir? Dediler.